Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Sayın Bakanlar, değerli bürokratlarımız, basın emekçilerimiz, ekranları başında ve sosyal medyadan bizleri izleyen değerli vatandaşlarımız, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. TİKA ve YTB bütçeleri hakkında söz almış bulunuyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizim dünyanın farklı coğrafyalarda dili ve inancı bir öz kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimizin içinde bütünleşmeliyiz sözleri bizlere birer vasiyettir. TİKA, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 1992 yılında bu amaçla kurulmuş ülkemizin çok önemli diaspora kuruluşudur. 2018, 2019 ve 2020 yılı TİKA Sayıştay raporları karşılaştırıldığında bazı uygunsuzlukların aynen devam ettiği ve düzenleme yapılmadığı görülmektedir. Misyonu doğrultusunda kuruluşundan bugüne TİKA'nın yaptığı çalışmalar için teşekkür ediyoruz ve destekliyoruz. Ancak Sayın Bakan, Sayıştay raporlarına yansıyan hatalı muhasebe kayıtlarının bir sonraki yıl düzeltilmemiş olmasının asla bir haklı nedeni olamaz. 2020 yılında 489 milyon TL bütçesi olan TİKA ile ilgili Sayıştay raporlarında en önemli bulguların başında başkanlık projelerinin belirlenmesi, uygulanması, takibi ve sonuçlandırılmasına yönelik usul ve esasların belirlenmemiş olması vurgulanmaktadır. Kısacası Sayın Başkan, yıllardır devam eden bir plansızlık söz konusudur. Kuruluş amaçları doğrultusunda çalışırken halkın cebinden ayrılan bütçeyle yapılan yatırımlar ve harcamalar büyük bir hassasiyet içinde yapılmalıdır. Ancak TİKA adeta birilerine kaynak aktarır şekilde yatırım ihalelerini pazarlık usulü ile yapmaya devam etmektedir. Ayrıca söz konusu yatırım ve harcamalar bu alanda çalışan diğer ilgili kuruluşlarımızla işbirliği içinde yapılmalıdır. Yaptığımız saha ziyaretlerimizde bu koordinasyonun olmadığını ve geri dönüşlerin de çok zayıf olduğu yönündedir gözlemlerimiz. Sayın Bakan, bu yatırımların etkinlik analizlerini yapıyor musunuz? Yakın zamanda FETÖ'nün bir enstrümen olarak çalışmış olan TİKA, son günlerde birçok kurumda olduğu gibi sosyal medyada mafya ve benzeri yapılarla ilişkilendirilmektedir. Yatırım harcamalarının karanlık güçler tarafından paylaşılıp yönetildiği iddiaları ortaya atılmıştır. Kurumun saygınlığına ve güvenilirliğine gölge düşüren bu tür iddialar araştırılıp ortaya çıkartılmalıdır. TİKA'nın OECD içinde yer alan Kalkınma Yardımları Komitesi üyesi olmamasının nedeni acaba Sayıştay raporlarına yansıyan bu eksiklikler midir? Diğer bir diaspora kuruluşumuz YTB, yani Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı. Sayıştay raporlarında cari harcamalar, transferler için 308 milyon TL harcama yapıldığı görülmektedir. Bunların içinde vakıf ve derneklere yapılan karşılıksız yüklü miktardaki ödemeler ve yine oldukça yüklü burslar yer almaktadır. Vakıf ve derneklere karşılıksız olarak yapılan yüklü miktardaki ödemelerin amaçları ve finansal destek sağlanan faaliyetlerin etkinliği araştırılmakta mıdır Sayın Bakan? Öğrenci bursları tabii ki olmazsa olmaz. Ancak burs verilen öğrencilerin uluslararası alanda kültürel, sosyal ve ekonomik açıdan geliştirdiği ilişkilere olan katkısı, ülkemizin yüksek öğrenim kurumlarının küreselleşmesine sundukları değer, öğrencilerin akademik, sosyal ve mesleki gelişimlerindeki ilerleme, mezun olduktan sonra ülkelerinde iş bulma potansiyelleri, ülkelerine döndükten sonra ülkemiz hakkında izlenimleri ve ülkemiz lobi çalışmalarına katkıları gibi katma değer etki analiz raporlarının Sayıştay denetim raporlarında yer aldığı vurgulanmaktadır. Sayıştay raporlarında ayrıca iç kontrol sisteminin gelişiminin yeterli olmadığı, yönetim, denetim ve raporlamada birçok eksikliğin devam ettiği vurgulanmaktadır. Sayın Bakan, ülkemizde yaşayan ve yüksek öğrenim gören Suriyeli öğrencilere, Türk dünyasından ve diğer ülkelerden gelen öğrencilere göre ayrımcılık yapıldığı iddiası doğru mudur? Değerli milletvekilleri, 2022 bütçesine evet dememiz mümkün değildir. Bu bütçe milletin alın terini sömüren, fakirden alıp zengine veren
Buyurun efendim. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Türk lirasını adeta pul ettiniz, bütçeyi bütçe olmaktan çıkarttınız. Fakirin, fukaranın, işçinin, memurun, sanayicinin, esnafın geleceğini ipotek altına aldınız. Yıllık 16,5 milyar dolar ihracat yapan yatırımları yarım kalmış şehri Bursa soruyor, bu bütçeden ne kadar pay alacağız? Son 15 yıldır Bursa'ya bir çivi çakmadınız, yaptığınız yatırımları da tamamlayamadınız. Ancak Bursalı size sandıkta bir Osmanlı tokatı atacaktır. Bunu sakın unutmayın. Ekonominin kitabını yazdım dediniz. Verin yetkiyi, görün nasıl uçuyoruz dediniz. Memleketi iflasın eşiğine getirdiniz. Esnaf siftah yapamıyor, sattığını yerine koyamıyor. Kepenk kapatıyor. Çiftçiyi tükettiniz, tarlasını ekemiyor. Mutfakta tencere kaynamıyor. Vatandaş yeter artık, derhal seçim diyor. Gidiyor gitmekte olan, geliyor gelmekte olan,